Selam millet, ben Furkan. Bugün Call of Duty Warzone 2.0'da FPS artışı videosuyla karşınızdayım. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Buraya ilk başta oyun modu yazıyoruz. Sizde şeyse, yabancı İngilizce ise Windows Game Mode yazabilirsiniz. Bunu açık yapıyoruz. Sonra bundan sonra grafik ayarları diyoruz. Yine İngilizce ise Windows'unuz. Graphic Settings yazıyorsunuz. Buraya göz ata tıklıyoruz. Sizde oyunu hangi dosyada kuruluysa, hangi dosyada kurulu olduğunu bilmiyorsunuz. Kütüphaneye gelirsiniz böyle. Code Warzone, özellikler, yerel dosyalar. Şurada göz at diyor. Göz ata bastığınız zaman hangi yerde olduğunu size göstermiş oluyor. İşte bunu daha fazla uzatmıyorum. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Video seri olsun diye. Buradan Code Warzone'u tıklıyorsunuz, kod yazan şeye. Ekle diyorsunuz. Ekle dedikten sonra size şöyle bir şey gelecek. Buraya seçenekler yapıp yüksek performans yapıyorsunuz. Bunu kaydettikten sonra burayı kapatıyorsunuz. Burada işimiz bitti. Ama bu arada Windows Game Bar, Xbox Game Bar diye. Bu açıksa siz de kapatın. Şuradan oyun modundan. Oyun modundan Xbox Game Bar açıksa bunu kapalı yapın. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet, oyun kısmına da geldik. Ben sesleri kapattım. Grafikleri geliyoruz. Grafikleri geldikten sonra burada display yeri var. Buralar size bağlı ama şunu en yüksek ne oluyorsa bunu en yüksek 144 yapın. Benim 144 Hz monitörüm olduğu için ayarlar böyle olacak. V-sync menüsü hepsini kapalı yapın. FPS'imiz ne kadar yüksek olursa o kadar bizim için iyi olur. Burası zaten bu kadar. Burası genellikle sizin kişisel monitörünüze göre olduğu için benim çok gösterebileceğim bir şey yok. Burası bittikten sonra Quality'ye gelelim. Burayı Custom'a çekin. Custom'ı çektikten sonra Render Resolution kısmı var. Bunu oynadığınız 1920x1080 oynuyorum ya. Bunu isterseniz düşürebilirsiniz ekran kartınız çok kötüyse. Bunu Render Resolution'ınıza bu çözünürlüğünüze göre yapın. İsmi Türkçesi aklıma gelmedi, pardon. Bu çözünürlüğünüzü buna uygun yaparsanız daha iyi FPS alırsınız. Bunu isterseniz de kendini düşürürseniz daha çok FPS alırsınız ama oyununuz o kadar bulanıklaşır, haberiniz olsun. Zaten burada da gösteriyor düşürdükçe ne kadar bulanıklaştığını. Şimdi bu Upscale Sharpening nasıl söyleniyorsa Upscaling diyemiş. Yanlış okumuşum, pardon. Benim ekran kartım AMD olduğu için AMD seçiyorum. Sizin Nvidia ise Nvidia seçin. Intel ise Intel için. Bunu vallahi bilmiyorum. Off sakın kullanmayın. Bu çünkü FPS'inizi hayvan gibi arttırıyor. Ben mesela bunu off kullandığımda 20-30 FPS düşürüyor. Ve bunu kendinize göre isterseniz deneyebilirsiniz. En çok hangisinde FPS alıyorsunuz. Ben denedim, hepsini AMD'de alıyorum. Çünkü ekran kartımda AMD'de olarak. Bunu SMAT 2x'e düşürün. Sonra buraya low yapın. Burada video memory scale'ı 90 yapacaksınız. Millet, bu arada kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Discord serverımıza gelmeyi unutmayın. Texture love, bu love, bu da love, bu da love. Burası short olsun. Love, very love, off. Shadow zaten, bu zaten terör memory max yapın. Hepsini kullansın. Bunu 10 yapacaksınız. Streaming quality love. Streaming quality volumetric quality low. Burası off. Shadow map resolution very low. Screen space shadows off. Bu yani gölge. Oyunda gölge hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. O yüzden kapatabilirsiniz. Sonra spot shadow quality low. Spot change low. Particle lighting low. Ambient oscillations off. Off. Screen space reflections off. Static reflection quality low. Weather grant volumes. Yani gerek yok, off. Bunlar off. Şunları gene %100 off yapın. Oyununuzu bulanıklaştırıyor. V ve ayarları kaydedin. V ve gelin. Field of View FOV genellikle size bağlı ama 120'yi tercih ediyoruz. Oyun alanını genişledikçe adamları görme şansınız ve lootları görme şansınız artıyor. Yani çok az FPS düşürebilir, o yüzden istiyorsanız default olan 60'ta oynayın. 60 mı default, 80 mi default hatırlamıyorum ama ben full oynamayı tercih ediyorum. Burası affected. Weapon Field of View default. Üçüncü person bunlar 80. Bunları %50'ye çekerseniz kamera şeyini. Tam bunlara gerek yok. Evet. Ayarlarımız burada bu kadar. Audio'da da ben sesini kısmıştım. Bu arada arkadaşlar kanalda yeniyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Discord sorunuma gelmeyi unutmayın. Yorumlara yazabilirsiniz. FPS'iniz kaç arttı? Belki bazılarının hiç artmayabilir ama büyük ihtimal artar. Kanalda yeniyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Daha çok böyle içerikler istiyorsanız yorumlarda da belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 2 yıldır YouTube'a emek veriyorum ve çok fazla izlenen videom var. Fakat abone sayım o kadar yukarı seviyelerde değil. Belki Valorant oynuyorsan, belki şu an Warzone videosundan geliyorsun da, belki Valorant oynuyorsan denk geldiğin bir tane video vardır illa. O yüzden bir beğeni yaparsan videoma, bir de kanalıma abone olursan çok mutlu olurum. Bakın bir sürü 10.000'in üstünde, 100.000'in üstünde izlenen video. 100.000'in üstünde 2 tane video izlenen videom var da. Bir sana zahmet bir abone olursan falan. Çok bir şey değil. Lütfen emek görüyoruz. Vallahi abone olursan çok iyi olur. Discord soruma gelmeyi unutmayın. Benimle sohbet etmek istiyorsanız veya benimle oyun oynamak istiyorsanız veya videolarda şans almak istiyorsanız Discord soruma gelebilirsiniz. Burada takım arkadaşı bulabilirsiniz kendinize. Oyunları yalnız oynamazsınız. Bana video önerisi yapabilirsiniz. Ne bileyim, Valorant bot komutlarını yapabilirsiniz. Server'da level kasarak beni bir yerden arkadaş ekleyebilirsiniz. Sunucuda ne kadar çok aktif olursunuz öyle oluyor. Şarkı, film, dizi önerileri oluyor. Burada hep bakabilirsiniz. Oyunlara indirim geliyor. Bunlardan söylüyoruz. Mesela Discord nötro ücretsiz olmuş. Fotoğraflar kısmı var. Bakın burada oyun içerisinde değişik fotoğraflar oluyor. Bot komut kısım var. Takım arama zaten söylemiştim. Genel sohbetimiz var işte. Buradan da gelip arkadaş edinebilirsiniz diyorum ve kaçıyorum.